Herkese merhaba arkadaşlar ee, umarım iyisinizdir özellikle bu dönemde e, sevdiklerinizle birlikte e, ve sevecekler e, yarınlarınızla birlikte güzel zamanlarınız oluyordur olacaktır e, malum hepimizin bildiği üzere ülkemizde bir deprem afeti yaşadık bu kapsamda da e, deprem zamanında yapılanlar yapılmayanlar insanlar yaşadı ama deprem sonrası da yapmamız gereken e, biz duyarlı olarak adlandırdığımız arkadaşlarımıza genç yaşlı demeden düşen görevler var. Elindeki ne olursa olsun paylaşımcı olmak ve bu yanında olmamız lazım. Bu kapsamda da ben herkesin mesela ben bu taraftaki bir insanım. Burada ben buradaysam bunu vererek elindekinin en iyisini yaparak onlara bir nebze yardımcı olmak istiyorum diyerek arkadaşlar bir proje başlatmaya karar verdim. Ee, ve şu tarz bir uygulama aslında şuradan göstereyim şu tarz bir uygulamayı şuradan ben indirdim. Freeable UX'den diye size bunu da paylaşırım zaten. Figma tasarımını e, gerçekleştireceğim burada. Buradaki amacım e, mesela deprem dönemindeki gibi gördüğünüz üzere birçok uygulama yapılmaya çalışıldı. Bu uygulamaların web mobil olarak çalışması ve arka tarafta da bir backend olması gerekiyor. Bu kapsamda da işte Mesela fikri olan insanlar oldu, backendci bulamadı, o frontendci bulamadı, o mobilci bulamadı. Benim de derdim şu olacak, dedim ki şu yola çıktığımda, ya bir kişi, bunu bir kişi olarak söylüyorum, kafasındaki fikri hiçbir insan olmadan, sadece belki biraz e, fiyatlandırma ödeyerek, şu onlar da çok düşük ki Google'dan zaten kredi alabiliyorsunuz bu kapsamda, işte başlangıçta işte 200 dolar veriyor zaten gibi bir yapıyı nasıl anlatırız, nasıl arkadaşlar size aktarırım diye bir yola çıktım. Bu yol kapsamında da bu seriyi kazlama kararı verdim. Hem gerek deprem bölgesinde olacak olan arkadaşlarımıza ya da o bölgenin içerisindeki insanlara bir öğrenme adımı hem de hızlı bir proje geliştirme adımı hem de bu kapsamda backendi, front ne varsa hepsini aynı anda aslında yapacağımız bir iş olacak. Bunlar da şurada şimdilik bugünkü videonun serisinde de proje belirleme, proje tasarım analiz. Biraz daha bu videoda e bu projenin nasıl ilerlemesi gerektiğini ve aslında yapılan en büyük hataları en başta çözeceğiz. Bunları da anlatacağım ki sonrasında da koda geçeceğim zaten. İlk amacım ama bu fikri de vermek olacak. Sadece bir tek bir detayı söylemek istiyorum. Her videoda zaten bunu yapacağım. Ee, arkadaşlar ben zaten bütün videolardan herhangi bugüne kadar her şeyimizi açık olarak paylaştık ki öyle de olmaya devam edecek. Ee, ama bu video özelinde, bu seri özelinde arkadaşlar, e, seri paylaşıldıktan bir ay içerisinde hiçbir türlü kodları public olarak paylaşmayacağım. Kodlara erişmek isteyen arkadaşlardan e, sadece yapmaklarını istediği istediğim tek bir şey var. E, bu sadece destek olma amacıyla, e, ahbap'a girip ahbap üzerinden veya kendisi belirlediği bir yerde olur, fark etmez ama hani herkese ahbap üzerinden döndüğü için açıkçası eğer ahbap olursa ben daha mutlu olurum. Ahbap üzerinden cebinden ne, ko, hani nasıl bir şey düşünüyorsa bu seriyi e, taçlandırma yani bu serinin amacına ulaştırma adına bir bağış yapmasını bekliyorum. Hani cebinizde gibi burada ben fiyata karışamam ama e, bu serilerin altında birer link olacak. E, bu linkten başvuru formu yapacağım. Bu başvuru formuna da yaptığı bağışları burada tamamen bir validasyonum yok veya bir şeyim yok. Sadece atan arkadaşlarımızı da orada toplayacağım. Hepsine de tek tek bir yayını da teşekkür edeceğim. Ve bu bir kalkınma olmuş olacak. Bir ayın sonunda da projeyi zaten publik olarak açacağım. Ama buradaki amacım e, benim zaten burada bir YouTube gelirim de olmuyor. Belki bu, bu videoları reklamla daha çok yaparım. İnsanlara daha çok gelir olsun diye öyle de bir şey de incelebilirim ama elimizden geldiği kadar hem parasal hem teknik bir yardımda bulunmak e, bu verebiliyorların böyle bir özelliği olacak. Her videoda zaten hatırlatacağım. Umarım dediğim gibi bu günün sonunda e, bir kitleye bir insan grubuna, bir arkadaşlarımıza erişip onlara bir tık yardımcı olmayı başarmış oluruz diyeyim. Bundan sonra işimiz daha zor, hep birlikte daha çok birlikte olmalıyız, daha çok güzel bilgiler, iyi bilgiler paylaşmalıyız ee, diyerek arkadaşlar çok da uzatmadan aslında seriye geçiş yapıyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar öncelikle zaten son zamanda takip ediyorsanız kanalda ben sık sık artık tasarım buradan yapıyorum. Şimdi size ben olayı şuradan bir özetledim. Neden hani böyle bir seri ihtiyaç oldu? Şimdi deprem zamanındaki herkes gördü. Tabii size birazcık şöyle olacak. Şu klavyeyi bir şuradan alayım bir saniye. Şöyle yaparsam daha iyi olacak benim için. Şimdi temel sorun arkadaşlar bir uygulama fikri geldi. Tamam fikir var. Fikir var. Ama bu fikri gerçekleştirecek sonuç olarak herkesin istediği bir www bir web sitesi, bir mobil app, iOS, Android. ...bir app ve bir... E, ...web sitesi izlendi. Mesela biz... E, ...ben işte biz de bu dönemde... ...bir projede yer aldım ben de. E, Gerçi projenin sonunda olmasaydım... ...dedilecek noktasına kadar getirdiler ama... ...çok önemli değil. Biz de mesela... ...sesini duydum diye bir işin içerisinde yer aldım. Elimden geldiği kadarıyla bütün kodları da... ...public olarak paylaştım. Bu public paylaşmanın önce de ...yine benim amacım hem o projede... ...insanlara değer katmak hem de bu kodu okuyan... ...insanlara da bir değer katmak. Sadece... ...benim hani... Başka demeci bakış açım farklı o konuda neyse şimdi burada ihtiyaç öncelikle bu üç platform. Şimdi bu üçüne erişmek istiyoruz. Birinci nokta bu. Şimdi geçelim ikinci noktaya. Şimdi geçelim ikinci noktaya. Şuna geçeyim. Şimdi fikir var. Tamam, başarılı. Fikir var, başarılı. Şu nokta başarılı. Tamam, site şimdi site yapmak istiyoruz. E, mobile app yapmak istiyoruz ve bu mobile app kapsamında da sonuç olarak arkadaşlar şimdi şöyle bir sorun var. Tabii ki ee, şimdi buradaki amacı unutmayalım. Bakın bu amacı da şuraya not olarak tekrar büyük harflerle notumuzu köşeye düşelim. Hızlı. Çünkü o günkü konjektörü düşündüğünüzde amaç bir an önce insanlara erişmek. Bir an önce insanlara erişmek olduğu için bu amaç kapsamında elinizden geldiği kadar hızlı e, ilerlemeniz gerekiyor. Fakat benim özellikle şu an size sıfırdan kod açıp göstermememin sebebi de aslında bu. Hız dediğiniz şey sadece bir yolda koşmak değildir. Koşacağın yolu da planlaman gerekir. Koşacağın açıları da yapman gerekir. Koşacağın yerin özelliklerini de bilmen gerekir. Yani iki tane bir yarış atı koyayım. Onlar koşsun, onlar zaten olur değil. Onun nasıl besleyeceğini, mesela onun neye ihtiyacı olduğunu veya bilmiyorsan da karışmaman gerektiğini gibi birçok şeyi bilebiliyor olman lazım. Bir proje yapmanın Hızlı da olsa basit de olsa önemli noktası budur. Bunları yapmadığın zaman o projeden e, bir sağlık beklenmez. Hızlıdan kasıt işte buton. Şimdi en çok nokta şöyle geliyor. Şimdi noktada şuradan ayırayım bir parantez olarak. Şöyle Şimdi bana geliyor diyor ki. Abi diyor işte bizim bir projemiz var. E tamam şuraya açayım mesela. Diyor ki ya işte böyle bir şey. Burada bir tane buton var. Buna basın buraya gidiyor. Buna basın buna gidiyor. Ya kardeşim. Bak şimdi Herkese o kadar kolay gelir, gelebilir. Ya da ne var ki ben de diyorum mesela. Ama aynı şeyler değil. Bir iş, bir proje geliştirmek, bunun süreçleri, bunun bilmem neyi, paketi çıkması, şu yu, bu bu sadece bir butonu verip yollamak değil. Ve sen eğer üç platformda bir iş yapıyorsan, ve bunu komit ediyorsan, bunun kesinlikle işte platform yönelik ekran tasarımı olabilir ya da başka başka lojikler olur. Şunları egal, egal etmeden geçersen, ve elindeki gücü de bilmiyor olursan çok büyük sıkıntı yaşarsın. E zaten benim bu başta bunu anlatmanın sebebi de bu olacak. Yani ben bunu anlatıyorum ki siz yaptığınızda bir proje geliştiren tarafında olabilirsin. Bir kodur tarafında olabilirsin. Fark etmez. Ne düşünmen gerektiğini bil ki doğru yola çık. Çünkü çoğu zaman şey oluyor çünkü abi biz de biliyoruz falan. Yani biz de biliyoruz diyenlerin bir ne yazık ki o... E, mesela şunu düşünen adamın kodunda başka bir şey beklerim ben kodda onu göremeyince aslında bunu umursamadığını anlıyorum. Umursamak önemli bir nokta. Burada onu öğrenmemiz. Bilgiyi bileceğiz ve umursayacağız. Şimdi fikri yaptın. Bu tarafı aldın ve dedin ki bunu da anladım. Tamam bana buna da ihtiyacım var. Burada genelde bakın en büyük hata yine şöyle oluyor. Şu adımlar bittikten sonra arkadaşlar şu adım bitiyor şurası ve diyor ki hadi başlayalım. Haydi. Şimdi bu yapıldığı an aslında en büyük hata oluyor. Çünkü aslında en bariz iki tane şey yapılmamış oluyor. Bir, bir UI çalışması. iki bir proje planı. Ya kardeşim biz ne istiyoruz? Karşı tarafımızdan ne vereceğiz? Bunun bir planın olması lazım. Hızlı diye ya buton orada işte o buton aynısını yap dersen o projenin hayır gelmez yine dediğim gibi. Veya o yazılımcı yapan arkadaştan. Veya o projeye diyelim ki sen bunu bütün insanlar açacak bir iş yapıyorsun. Contribution yapacak insanlardan plan program gelmez. Yani aslında haydi demeden önce arkadaşlar iyi veya kötü bir UI setinizin olması lazım ekranlarınızın. Ve bu ekranlarınızda da bir hızlı projede yine burada kullandığınız platformun gücünü bilerek yapıyor olmanız lazım. Mesela Flutter kullanıyorsan Flutter'ın sana vermiş olduğu bir tema setini biliyor olman lazım ki adam da ona göre yapsın mesela e, akabinde de proje konusu önemli proje konusunda da projede mesela login butonu varsa bile bunu küçük görmeden buradaki yapacak işlemleri aks aksatmadan projeden beklentini sen buraya yazıyor olsan mesela desen ki ben login bekliyorum İşte login'e X yaptığında Y olacak Y yaptığında bu olacak webde bu olacak mobilde bu olacak şeklinde bir taskı versen, taskı hazırlasan aslında kendi için yapabilirsin bunu. Bu kısımda çok başarılı bir şekilde ilerleyecek. Şimdi biz bunları tek tek bugün zaten öğreneceğiz. Hangilerini yapmalıyız, nerede kalmalıyız öğreneceğiz. En sonda neden flutter seçtiğimiz vesaire de konuşup ilerleyeceğiz. Ama ana hat olarak konumuz, konteksimiz bu. Bu konteksi yaptıktan sonra hepsini alacağız. Bir de tabii şurada şey eklemedik. Şuraya şey ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bu webini falan yaptık. En önemli nokta arkadaşlar cloud. Yani burada bir database'in olması lazım. Database yapmak için de gidersin kendin tabii ki burada custom çözümler işte Mongo'nu kaldırırsın işte kendi database'ini onunla bırakarsın ama burada bir ne oluşur her zaman için bir security problem oluşur. Yani bir hız problem hızlı bir projede bunları açıkçası yapmak veya e, bu problemlere girmek ciddi bir iş. Şimdi öncelikli nokta bu. Ondan dolayı genelde burada elimizdeki hızlı çözümlerden en hızlısı ve benim de en çok hani açıkçası güvenlerde şüphe duymadım Firebase'i her zaman çok kullanıyorum yıllardır. Firebase'in her türlü kullanımını yapmış olan bir insan olarak Database'i de burada konumlandırıp Firebase diyerek şöyle işimizi bitiriyoruz. Yani genel hat bu. Yani bu işi yaptıktan sonra, şu adımları tam yaptıktan sonra bu hızlı dedim proje çıkar. Ama sen bunu yapmadan açtın projeyi tak 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 tik ve en büyük sorunlardan bir tanesi sen böyle düşünürken Olduğun ekipte bunu bilmeyen insanlarla çalışırsan, bunların ne olduğunu anlamayan insanlarla çalışırsan o ekipten hiçbir şey yine olmaz arkadaşlar. Bunlar bakın e, basit gözükür. Dediğim gibi yazılım hep zaten kime sorsan özellikle bilmeyene çok basit gelen bir şey. E, çünkü bilmediği için der ki o iki buton. Yani mevzu bu değil. Mevzu bu iki buton veya o değil. Orada dökülen alın teridir. Bu alın terinin de ne olduğunun çizilmesidir. Önemli olan budur arkadaşlar. Onun gerisi zaten zamanla gelir. Şimdi kontekste açmadan proje belleme adımlarını aslında konuştuk. Fikir, web sitesi, mobil uygulama ve bunun kapsamında biz burayı da Flutter olarak adlandırıyoruz şurayı da. Neden bunu seçtiğimizi de bahsedeceğiz şimdi. Şurada hani ilk friz, Flutter projesi açılışta zaten bahsederiz neler olduğunu. E, Firebase detayları da gideceğiz. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şu kısmı atlattık diyelim ki şuraya geldik. Şimdi şu tarafı geçtik ve şu tarafımızı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bir fikriniz var bu fikri de muhakkak ki zaten şu son zamanda herkes biliyor bir bir kit olarak hazırlamanız gerekiyor. Bu fikri bir UI kit olarak hazırlamanız gerekiyor. Bakın ben şu kiti internetten 30 saniyede indirdim. 30. Sadece bir kit sitesinden hatta kit sitesi de şurada yazıyor. Free Freeable Flux diye bir siteden 30 saniyede indirdim. Bakın ne kadar cool, ne kadar tatlı, ne kadar e, net duran bir tasarım. Yani şunu yapmaya aciz olmamak lazım öncelikle. Bunları baştan keşfetmeye de gerek yok. Binlerce kit var. Doğru hızlı bir projede zaten amaç projeyi canlıya almaksa amaç şudur. Uyumluluğu kaçırmamak, renk setini sağlamak. Bana, sana veya projedeki bir tane insana göre proje yazılmaz. Çünkü bu bir e, hızlı proje şeyidir. Bir de burada tabii hızlı proje kuralında adam der ki ben proje lideriyim benim dediğimi yapacaksın o, o paralı proje ise public bir projede zaten bu hiç olmaz. Public projede herkes mesela şu tasarımın ben sanmıyorum ki herhangi bir insan şu tasarımda ya bu benim gözüme güzel gözükmüyor diyemez. Bence inanılmaz renk seti uyumlu, göze hoş gelen net bir tasarım. Şimdi burada öncelikle sizin fikrinizi, fikri Figma vesaire gibi sitelerde bulduğunuz UI kit'lerle birleştirip şu şekilde bir kıvama getirmeniz gerekiyor. Öncelikle birinci kural bu. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar benim zaten hani olayım mobil olay ki burada da mobil ama webinde yapacağız bir kez. Burada arkadaşlar mobil tasarımı yaptıktan sonrasında bakın siz webten ne istediğinizi de webin tasarımını da bir şekilde buraya entegre etmeniz gerekiyor. Şimdi hep şöyle bir kafa geliyor. Hani web dünyası responsive tasarıma alışıktır. İşte o öyle böyle oluyor. Şimdi mobil tasarım neyse özellikle benim gibi mobil developer bazında çalışan insanlar için aslında responsivlik mobil telefonlardan öte değil. Hani device ratio'su tablete döndüğünde tablete özel tasarım yapıyoruz mesela gibi. Yani şimdi çünkü biz diyoruz ki device spesifik oynuyoruz. Şimdi buradaki durum farklı. Burada sen aynı anda hem mobil hem web yapacağın bir framework'ü kullanarak flutter'la bunu yaptığın senaryoda yine hatayı minimuma indirmek için ekranlarını bitirdikten sonra fikrini anlatan ekranları bitirdikten sonra ve burada arkadaşlar e, fi, onu da söyleyeceğim şimdi Fikri, a, ekranları bitirdikten sonrasına gidip senin bu e, ekranların webinde de nasıl gözükeceğini mesela diyelim ki burada bir pop-up yaptın bunun web'de navigation sağ tarafı olması gerektiğini anlatabiliyor olman lazım ki anlat ki adam da bunu rahat yapsın Şimdi ana noktadan bir tanesi bu. Şimdi buradaki şu noktayı da kaçırmayın yani. Şimdi bir projeyi yaptığınız sürece siz de yapıyor olabilirsiniz. Kendiniz de o da olabilir. Ama burada önemli olan bu projeye girerken o takımdaki siz elemanların, arkadaşların yani sizlerin çalıştığı şeylerde gerçekten projede ya birisi işte o bunu yap diyerek konuşuyordan ziyade matematikle, teknikle, bir bilgiyle bu işi yapıyor oluşturursanız sizin ekipteki güvenirleriniz inancınız artar. Çünkü ben o projeyi velibacık yap istiyor de dersem ben rahatsız olurum zaten. O zaman da o proje olmaz zaten. Şimdi şu kısımda arkadaşlar mobil web kısmında diyelim ki şu Figma üzerine ben çok anlatmayacağım. Çünkü ben Figma'da yani UI developer değilim. Figma'daki oradaki tool'ların şu ekranları nasıl yapacağını falan size çok iyi bilirim ama anlatsam saçma olur. Ben buranın şey değilim. Bunu araştırabilirsiniz Figma'da şey. Çok bir sürü kurs var ki yani açıkçası bunları çok rahat öğrenebileceğiniz şeyler. E, logikler olarak Figma zaten büyük bir tool. E, Figma'yı buradan kullanıp buradan zaten ekranınızı mesela share edebilirsiniz insanlara, arkadaşlarınıza. E, bu sayede insanlar da buradan gelir, tasarımlarınıza bakar. Hatta burada Figma'nın en güzel zaten özelliği run etmesi. Aslında developer'a gelmeden zaten şu run'ı yapabiliyor olsanız zaten mesela e, developer da bu ekranları buna baka baka tam olarak yapar. Adam klavye açılışını bile dahi vermiş mesela. Çok önemli noktalardır bunlar. Bu kısmı aldım bu tarafa. Dedim ki tamam abi tasarımı biz anladık. Yapacağım bir şeyi anladık. Biz proje takımı olarak bunu üstleneceğiz. Çitimizi oluşturacağız bunu yapacağız. Şimdi burada Flutter'la yapmaya karar verdik diye geçiyorum. Şimdi size Flutter'ı da anlatacağım diye seçtiğimizi. Flutter yapmaya karar verdikten sonrasında arkadaşlar. Öncelikle bir tasarım ben geçen videolarda da çok söyledim. Flutter kitinin bana verdikleri ne diye de bakması gerekiyor. Mesela Flutter şuraya gelip Flutter widgets yazıp mesela buradan gelip arkadaşlar bir Flutter tabii şöyle mesela Flutter katalogdan Burada bu arkadaşın neleri var? Mesela veteran komponentlerde bak nelere sahip. Bu adam bunları tek de yapabilme özelliklerine sahip olduğunu anlamanız gerekiyor. Birinci nokta bu. Bunu, bunu developerla da kontak kurup öğrenebilirsin. Kendin de yapabilirsin. Ama bu kitin bu güzelliği mi olmaz lazım? İkinci nokta Flutter sana bir team şema veriyor aslında. Yani şuradan gösterebileceğimi düşünüyorum. Ee, şu kendi teması neredeydi bunun? Team Plastos'tan bir şeyin adı vardı onun bir tane. temasının temastan özelliklerini de gösteriyordu ama. Eee New Tema Properties şey. Neydi onun adı ya? İşte title small desem şöyle Şurada bir yerde şey yapmışlardı hatırlıyorum da şimdi göstereceğim size şeyini kesmemize de baksaydım. Bu kalır şemalarını koydukları bir yer olması lazım. Şu color şema text tema team data Şunlardan birinden muhtemelen bulacağız da bakalım. Ha, bak buldum. Tamam ben bunu buraya şey yapayım. Hmm. Size bunu yollarım bu tayfayı Zaten text tema class olarak yazarsanız göreceksiniz. Mesela Flutter'ın size vermiş olduğu text tema class'ın özelliklerini bilin mesela. Tasarım yaparken. Yani bunu bilirseniz avantajınız ne olur? Kafanıza göre ekranda gelip de abi şunu 33 yapayım da şunu 27 yapayım diye. Zaten sana bak Flutter bir kit vermiş. Sen bu tasarımını buna göre kullanırsan gelirsin dersin ki mesela şuradaki ekranda mesela şuradaki textin mesela buradaki özelliklerine Burada e, Adobe X'i de atabiliyoruz da burada atabiliyor muyuz bilmiyorum. Mesela buna gelip hani e, şeyine şuraya bir yere yazabiliyorsan yazamadım ama etiket atamıyor muyuz ya buna burada bir yerde isim verebilsek çok iyiymiş. Ya yani şu, şu text yok. O textin özelliğini değiştiremiyoruz anladım kadarıyla. Şuraya bir etiket atabiliyorsam şey yapacaktım hani bu, bu SF1 Muhtemelen vardır da bilmediğin yani o Önemli değil. Yani aslında sen burada şu kitin vermiş olduğu gücü bil. Bu kitin vermiş olduğu gücü de oraya ekle. Ki adam bu çok hızlı kullansın. Flutter kitinin en önemli kullanım senaryoları hız kazanmak istiyorsan bunu yapman lazım. Gidip custom olarak hepsini yazarsan adam bunları tek tek tanımlaması gerekiyor. Ama dersen ki kardeşim bak ben bu kite uydum. Headline medium burası. Adam bunu zaten direkt tamadan taktiği alacak kullanacak. Özellikle bu nokta çok önemli. Bunu da e, projelerinize yüzde %100 kullandırın. Yani text temayı text tema konusuna birebir olsun. Yani buradaki zaten buradaki tema da hani %99 senin her şeyini ne edecek bir set var burada bu arada. Yani Flutter'dan ziyade Google Material'ın sana vermiş olduğu bir kit ve hepsi de çok mantık Yeni bu, bu yeni bu arada. Eskiden headline'ler vardı. Kaldırdılar, buna getirdiler. Ben tavsiye ediyorum bunu. Bunu gözden çok kaçılıyor. Bunu muhakkak bilin. İkinci ikinci nokta ise color e, şema noktası. Yine Flutter'ın bu arada kendi color e, material listesi var da ben size şuradan Flutter color şema diyeyim şuradan. Muhtemelen yine color şemanın içerisinde de renk setlerini gösteren var mıdır? Şurada yazıyor aslında da. Flutter material color şem Özellikle tasarımcı arkadaşlara, e, projedeki proje management'ını yapan arkadaşlar haberini verirse Bakın şurada colors'lar değil de bu da renkler var. Bana bunlar lazım değil. Şu type face'te keşke şunu gibi tane color şema Şurada olması lazım. da color palette bu değil. Şurada acaba tık tık bakıyorum. Primary primary variant. Var. Bunların hepsi var da hani böyle toplu olarak size gösterebileceğim bir dosya var mı ona baktım da. Apple'in Color to UI diyeyim mesela. Bu da bu arada çok güzel bir site. Buradan da muhakkak bir data alın da şu kalır şeyine bakmaya çalışıyorum. Hatırlayamadım şimdi. Bunu yine tasarımcı arkadaşınız şeyle konuşarak aslında buradan kalırların Color'ların özelliklerini bulabilirsiniz. Tipografisi var. Tipografisini biliyorum da şeyi bulamadım. Şöyle Flutter Color Şema Set diye bir şey var mı? Şurada Şunun gibi bir şey yapmak lazım bu arada. Neyse önemli değil. Yani aslında sizin kalırlarınızın da bir şeması var aslında. E, kalır şemalarınızı da bununla verebilirsiniz. Şurada bulamadım. Neyse önemli değil. E, bu ama çok kalır şema noktası yine bir şekilde handle edilebilir. Siz deyin ki bizim benim primary kalırım bu. İşte secondary kalırım bu. Mesela ana kalır setleri var. Bunu developer'dan da isteyebilirsiniz. Bunları istediniz. Size 8-9 tane set verecektir. Bu 8-9 seti o adama verseniz proje var ya cillop gibi olur ve hıp hızlı ilerler. Bizdeki en büyük hatalar mesela buralarda oluyor. Sonra bu hatayı arkadaşlar kabul edemeyince ve yolda ilerlemeyince projenin belli bir yerine geldikten sonra oradan çıkılmıyor zaten. O kafasına göre 18'de 20 arabada uçuşmuş. Max line'lar değişmiş. O değişmiş. O olmuş. Benim de ki mesela burada yaptığım hatalar oluyor. Çünkü şu kısımların doğru planlamaması aslında benim lojim değil. Ana business değil. Ben developer tarafında bir adım Ama bana bu gelmediği zaman ben ben de hata yapabiliyorum tabii ki. Ekibimde de hatalar olabiliyor. Herkes bu hataya gibi Proje büyüdükçe daha da büyüyor hatalar. En baştan bunları planlayın ki hızlı burada kazanan. Belki ilk başta bir hafta projede sıfır kod yazılacak ama haftaya başlandığında kalırı belli bilmem neyi belli tak 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 yerine geçecek aslında. Şimdi tema noktası da bu. Burada başka bir şey söyleyecek miyim? Tamam. Figma'yı konuştuk. Flutter'ın gücünü konuştuk. Burada widget'a bakıyoruz. Tekrardan tekrarlamak gerekirse widget'lara bakıyoruz. Bizim ana noktamız widget'lara bakıyoruz. Eee, color'lara bakıyoruz. Ardından da elimizdeki kiti kullanarak bu şeyi yapıyoruz. Burada şunu sakın yapmayın. Benden büyük bir tavsiye. İşte Flutter'da Flutter'da işte şöyle bir login gördüm. Bunu yapalım. Bakın arkadaşlar, Şimdi bu tarz kodlarda özellikle speed up kodlarında sağda solda göreceğiniz kodlarda genelde teknik tasarım, teknik e, responsivlik veya o kodun iyiliği konusunda ciddi problemler vardır. Özellikle hız dediğiniz projelerde işte bu bilmem neyi şuyu oyu buyundan ziyade bakmanız gereken nokta benim buradaki material yani versiyon 1 için yazılmış bir projede e, çalışan yani kullanacak insanları rahat bir şekilde kullandırtabiliyor muyum? Temel nokta bu. Buna odaklanın. Bunun dışındaki şunlar falan yani yapılabilir mi sorusunun cevabı zaten Flutter cami. Flutter tarafında yetkin bir developer için her zaman için evettir. Her şey yapılır fakat o yetkinlik neye ihtiyaç ve ne kapsamında ilerlerse yapılabilir. Yani adam şimdi kalkıp da bir şey söylüyordur. Bu de yazman gerekir. Native yetkin vardır. Yaparsın. Yok yapamazsın gibi. Ama bu tarz kittir. Bu tarz buraların hiçbirinde böyle bir ritimliğe ihtiyaç yok zaten. Hemen hemen her şey zaten Flutter tarafında handle edilip yapılıyor. Yani ihtiyaç olarak ee, durum bu. Şimdi şu kısmı da konuştuk. Artık tasarım kısmını geçtim. Şunu da tasarımı geçtim. Proje belirleme adımı. Okey. Şuraya ikon atamıyorum Bunu her şey yapmışlar. İkon yapmamışlar mı şuraya? Evet, star. Star. Ne oldu ya? Hayır hayır. Ha bu şunu kendi yazıyor ben kuduruyorum ya. Emoji'den şuraya bir emoji atalım dur. Okey mi? Lan bu başarılı mı yazacağım? Türkçe mi bu? Yok. Green yazayım Green'den bağlarız. Allah Allah. Ha burada. Çek anladım. Mesela tamam şunu konuştuk. Bunu konuştuk. Şimdi arkadaşlar Geldik projemizin ana kısmına. Şimdi burada şunu dönecek olursak ne var bizim ana noktada? İki tane katmanımız var. Bir aslında frontend, iki backend katmanımız. Biz burada iki şeyin nasıl yapacağımızı doğru karar verdikten sonrasında projenin aslında yine hızlanma ve ilerleme süreçleri uçacaktır. Ve verdiğimiz kararlarında bize getirdiği artı ve eksileri de bilerek projeyi ona göre konumlandırmamız lazım. Şimdi yani açık ben şimdi hala şeyi söyleyebilirim bu arada. Ya ben arkadaşlar Flutter Firebase. Ha. Evet Flutter böyle inişilerde diyor. Firebase bu değil arkadaşlar. Bakın önemli olan bu düşüncede olan bir takımın içerisinde olmak. Veya tek başına yapıyorsan bile yine de bu düşüncede oluyor olman lazım. Çünkü bu düşünce sana kazandıracak. Ama sadece kod yazıyorum düşüncesi seni bir yerde muhakkak bırakacak. Burada önemli olan ne düşündüğünü ve ne istediğini bilen bir kişi olman. Tek başına da olsan, 100 kişi de olsan bunu herkese tek başına yapabilirsin. Ha, bazen Çokluk da sıkıntıdır bu arada. Bazen yalnızlık da iyidir. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Frontend. Frontend dediğim kısım. Şöyle yapayım. Front. Burası da backend. Backend. Şimdi front backend. Şimdi arkadaşlar proje başlarken bu ikisine karar verebiliyor olmanız lazım. Ben bunun %100 karını verip yoluma çıkacağım. Ama dediğim gibi her şeyin artı ve eksisi var. Şimdi öncelikle backend kısmını konuşmak istiyorum. Bence çünkü her zaman önemli olan şey backend'tir. Yani backend'e göre front end olur mu? Olmaz aslında. Backend şeydir ama e, tak insana göre yani insan eldeki insana göre kod yazılır mı? Evet. Elinde adam bilmiyorsa ve onu biliyorsa PHP de yazarsın. Bilmiyorsa şunu biliyorsa onu yazarsın. Hiçbir şey bilmiyor. Sadece Swift biliyor. Swift native iOS'unu yazarsın. Swift ile backend'ini yazdırırsın. Yolması mesela. Her şey olabilir. Önemli olan sadece kod yazmak e, hani Happy Pet'te e, sadece teknik bilgiyle gözükse de sadece teknik bilgi değildir arkadaşlar. Elinizdeki insandır kod yazmak. Bunu unutmayın. Doğru insan doğru kodu yazar doğru insan doğru kodu verirsen doğru doğru iş çıkar yani ama adamı analiz etmeden bunu yapalım dediğin zaman o zaman zaten işlerdeki sıkıntılar bariz ortaya çıkıyor yani iyi bir takım tek noktası iyi bir kod sektörü değildir yani anı kişide de çok biter iş kişiden verim almak için bazen onun rahatlığını sağlamak gerekir şimdi bu nokta geçelim bu teknik olarak başka bir bakış şimdi backend arkadaşlar şimdi burada iki tane tavır var bir Elindeki dediğim gibi insan kapsamında, bu proje kapsamında diyoruz ki biz hızlı bir iş yapılacak ve bu projede bir çıktı olunacak. Bu projede hızlı bir iş olduğu için bir cloud tabii ki serverda çalışan yani bir bir ses hizmeti bir hizmet almamız gerekiyor. Çünkü ben şu an burada nelerle uğraşmak istemediğim için bunu yapmak istiyorum. Bir security ile uğraşmak istemiyorum ki zaten önemli noktadan bir tanesi datamı güvenilirliği noktası. İki bunun e, mesela bir host hostingi uğraşmak istemiyorum. Üç, database ile ulaşmak istemiyorum. Yani database konusu benim için elimde ulaşabileceğim ve her zaman online olan bir gibi olsun mesela. Güncelleyebileceğim, her yerden erişebileceğim bir database olsun. E, dört, hızlı istiyorum. Ben yani şu an ana istedim. Aslında dört tane nokta bu. Ve bunun entegre olabilecek şeklini istiyorum. Entegre olsun. Ent, yani her yere entegre olabilecek bir çözüm olsun. Şimdi bu noktada entegre tabii ne yolla sağlanabilir? Ya firebase işte ya paketle sağlanır. Ya da rest sağlanır. Ki benim bu arada Firebase'i rest olarak anlattığım bir Medium yazımda var. Onu benim Medium kanalımdan bakabilirsiniz. Şimdi bu benim bu backend'i seçmek için aslında seçtiğim ana noktalar. Şimdi ben bu işi yapacağım ama hız da olsa bunlar olmazsa olmaz noktalar. Çünkü ben arka tarafta bir iş yapacağım. Benim backend'ten custom da şu arkadaşlar, benim yapacağım custom logic'lere yani nedir mesela bir user'ın giriş yapıp giriş yapıp mesela ne olabilir? Giriş yaptıktan sonra işte push atılması. Mesela işte bütün herkese buraya katıldı diye push gidiyor mesela. Mesela bu bir business'tır ve bunun yazılacağı yer backend'tir aslında. Benim için burada bir backend. Yani arka tarafa ihtiyaç vardır. Burada biznesler işlerim yapacağım ve bu kendinde bu gelen dataları yöneteceği ara katmanlara ihtiyacım var. Şimdi benim ihtiyacım bu bir kere. Bu ihtiyaçları bilelim. Sadece datayı saklamak vermek değil. Bunları biliyor olmamız lazım. Bu kapsamda arkadaşlar bizim için Firebase bir veli nimet oluyor. Çünkü bu arkadaş şunların hepsini yapıyor ve bunların hepsini şu an için bedava yapıyor. Belli bir request ve response limit var ama şöyle söyleyeyim. Ya right şeyde database belli neredeyse yok. Yani limitsiz gibi bir şey yani orayı çok çok zorlamanız gerekiyor. Limitleri var tabi de. Ama çok büyük bir oranda bedava olarak bu kısmı hallediyorsunuz. Database yani fast ediniz kısmını hallediyorsunuz. Şimdi bunu da paketle hallediyorsunuz. Bunu da altını çizelim ama. Ha, paketsiz de yaparsınız ama Firebase size bunu paketle sunuyor ve Firebase şu an için e, bütün platformlarla eşnek olarak çalışıyor. Şimdi bunun da ama eksilerinden bahsedeceğim. Burada bir tane eksi açacağım. Yaşadığım için anlatacağım. Bilin ki siz de bunu yaşamayın. Şimdi Firebase size e, bizim ana backend yazma amacımız şu. Biz şimdi burada bir uygulamalar yapıyoruz. İşte iOS'lu, Android'li ve web'li. Şimdi biz diyoruz ki buralarda her platformda da olsa UI bunlar. Frontend önce. bunların yapacağı backend kodları client'lar yani bunlara client dersek burada olmasın bu kodlar gelsin backend'de olsun ki ben de bu kodları yönetebileyim. Ana nokta bu. Çünkü ben bu kodları istediğim an update etmek istiyorum. Mesela bir metodu update etmek istiyorum. Ama ben bunu client'a yazarsam bunları bana getirecek dezavantajlar var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Zaten şuraya böyle bir eksi diye bir yer açıyorum. Şurayı anlatacağım onlardan. Ama Olay şu, backend'e niye ihtiyacımız var noktasının ana noktası ve backend'de niye Firebase'i seçeceğimizi anlatmaya da geliyorum şimdi. Ee, noktası bu ihtiyaçları yani bu işleri yapacak. Hem database'ini yazacak hem de benim bu işlerin bana yapma imkanı sunacak bir ortam ihtiyacım var. Bu kapsamda da burada backend olarak hem cloud'da olması hem sunucu hem hızlı vesaireli Firebase'i seçiyorum. Alternatifleri de bir dünya var. AVS, oy, bu her şey var. Onlar da benzer hizmetlere, benzer fiyatlanma sunuyor. Ben Google yıllardır kullandığım için bunu seçiyorum. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Bu çok çok önemli bir nokta değil. Ama burada yine bunu seçerken en önemli nokta elindeki adam. Elindeki adamın gitkinliği senin için önemlidir. Ama mesela hızlı bir projede elinde çok güzel bir backendçi olsa bile backendçi adam şu kadar lojiyi yapması çok kolay değil bu mesela bir Firebase'den daha hızlı yapamaz. Çünkü bu adam tak diye bunu 30 saniyede veriyor. Onun onları konfigüre etmesi lazım sunucuyla. Mesela Firebase Apple Login 30 saniyede veriyor. Sen bunu sunucuda bunun şeyini yapacaksın da vesaire yapacaksın da o yani hepsinin ayrı bir logikleri var. Otomatik olarak bu tarz hızlı projelerde bunlar çok maliyet oluyor. İnsanın da zaman kaybı üretiyor. Ya düşünsene biri 30 saniyede yapıyor sen bir iki günde arıyorsun. Bazı şeylerin tekrar eden şeylerin özellikle yeniden yazılması çok Gereksizdir. Yani çok gereksiz daha doğrusu. Yani çünkü burada adamı da zarar veriyorsun. En çok yatan yaptığımız hata oluyor. Kişiyi düşünmüyoruz. Yaz yaz diyoruz. Ama düşünsek biraz soru çıkacak. Şimdi. Pardon. Şurada şey yapayım. Yayını değiştirdim. Neymiş? Tamam o çalsın. Bakayım şöyle bir başka ne var? Heh. Şimdi. Burası okey. Ha, Firebase kısmını konuştuk Firebase kısmını e, neden Firebase'i neden seçtik aslında hızı database'i free olması parol olan kısımları da var parol olan kısımları da anlatacağım ve Firebase'in size vermiş olduğu hizmetler Firebase'i şuradan şöyle bir ön planı çıkartacak olursak Aslında Firebase zaten yıllardır hani Firebase'i ben size burada anlatıp açıkçası nedir bunların özellikleri nelerdir bunları anlatmaya çok gerek yok çünkü arkadaşlar Bunları siz burada ne istediğinizin cevabını ben size verdim. Dedim ki işte database hız bu şu bunları veriyor. Bunun ne olduğu zaten burada yazıyor. Ve bunlarla ilgili binlerce içerik var. Türkçe, İngilizce. Bunlara çok girmeye gerek yok. Bunları herhalde bulabilirsin. Ne istediğini bil. Nereye gideceksin? Kapıyı çalacaksın yer. Burası çal kapıyı bu detaylarını. Detaylar orada yazıyor. Şimdi burada bunu anlatıp da 2 saatte ben size bu içeriği 75 saatte yaparım. Ne? Evet, Firebase nedir diye başlarım. Zaten hepsini anlatsam 10 saat sürer. Ne kazanacağız ama? Zaten yazıyor yani her yerde getting started'ın ötesini anlatmayacağım sana. Aynısını Türkçesinde söylememe anlamı yok. Ben sana burada daha tricky bilgiler vereceğim. işine yarayacak bilgiler vereceğim ve bunları kullanarak işlerini yapacaksın. Şimdi Firebase'i belirledikten sonra şöyle Firebase'de sadece benim söyleyeceğim, kullanacağımız aslında birkaç tane burada database kısmı bizim için önemli. Bakın database kısmı Firestore database bizim için aslında document bir çalışan aslında içerisinde key value olarak çalışan bir database size otomatik olarak sunuyor. Firebase size yaptığı şey şu paket olarak mesela burada bir colors array'nin collection'ın içerisindeki e, dataları size işte kullandığınız platformdan çekip ekrana basma imkanı veriyor. Ve Firebase paketi sayesinde bu dataları kurut işlemleri işte create, read, update, delete gibi dataları yapıp e, bunları güncelleyebiliyorsun. Bu ana nokta yani ana nokta bu. Diğer özellikleri zaten yine paralelde işte app distribution gibi işte paket yayma. Mesela bu yaptığımız hep biz app distribution'a yayabiliriz. Bir bakarım nereden ama bir tartışız önemli. değil. Buradan diğer detay authentication mesela en çok kullanılanlar zaten authentication hatta authentication çok kullanılır. Database çünkü production, production çok olmuyor. Data güvenden ötürü. Mesela authentication metotlarına şöyle sign in metotlarında bir kafaya alırsan işte Google'ı daha yani burada new provider dediğine baksana yani bunların hepsi hemen hemen birkaç hareketle elinde olabilecek bir çözüm olduğu için arkadaşlar Firebase'in bu tarz hizmetlerini kullanmayı ben seviyorum. Vallahi şimdi e, bu ana nokta. Burada benim ama size bir nokta göstereceğim noktadan bir tanesi şu buydun altında. Bilmeniz gereken ve genelde bu tarafa çok girilmeyen noktalardan bir tanesi de Storage yani bir medyada depolayabiliyorsunuz. Bunu geçtim. Ee, şuradaki arkadaşlar Cloud Function özelliği. Cloud Function özelliğinde yine bu seri içerisinde muhtemelen V1'de konuşmayız. Ama e, ben bunun V2'sini v 3'ünde anlatmak istedim. Daha teknik, daha e, farklı bakışlar olacak. Bunun amacı şu an bu projenin V1'ini çıkarmak hızlıca. Bu olduğu için bu çok detaya girmiyorum. Ama Cloud Function'ı bilin. Cloud Function'u kullanın, Cloud Function üzerinde siz aslında bu Node.js üzerinden, Node.js ile yazıp e, bir backend gibi çalıştırabiliyorsun. Yani nedir? Sen normalde e, buraya diyorsun ki günlük olarak git database'i kontrol et, işte datası true olanları sil gibi bir lojiyi burada yapıyorsun. Ama Cloud Function'u kullanman için pay-to-use modeline geçmen lazım. Yani kullandıkça öde modeline geçmen lazım ya da o tarz bir modele geçmen lazım. Ya da 25 dolarlık modele de var. Bu arada pricing de şuradan göstereyim size şu upgrade planında. Şuna no cost var, bir de şurada pay as you go var. İşte ne kadar plan e, kullandıkça seçilen. Eskiden bunun 25 dolarlık standart paket de vardı bu arada. E, burada şeyleri anlatıyor zaten. Neye göre ne kadar yapacağınızı. Yine proje içerisindeki analiz yapan arkadaş, bunlara bakarsa zaten ne gelip ne gittiğini bilir. Ama şunu dediğim gibi söylüyorum. Google bu konularda startup ya da bu tarz projelere her zaman için destek oluyor. Sıfır akımlara da para veriyor. E, seçebilirsiniz yani şey kullanabilirsiniz bu tarz bir e, planlamayı yapabilirsiniz şimdi buradan kullandım buradan geçtim geriye geldim Firebase'i şöyle bir Firebase planında geçtim şimdi bu Cloud Function'ı da bilin Tamam şu an ben aslında size e, Firebase'in ana kullanmanız gereken yerlerini anlattım dedim ki Firebase budur abi bunları kullanarak yapıyorsun şimdi ben sana biraz ne yapamayacağından bahsedeceğim ki bunu da yolda düşün. Buna göre de planını yap ki bugün de mesela biri sormuştu ihtiyaç olunca çünkü ortaya çıkıyor. Şimdi Firebase sana ne verdiğini bil. Kod yazan olsan da olmasan da kod yazan zaten biliyordur ama bilmeyen adam için söylüyorum. Firebase sana şunu veriyor. Şimdi dedim ya ben ne istiyorum? Client'larda olmayan yani iOS, Android ve webde olmayan bir bulutta bir backend'im olsun. Ben bu backend'in içerisinde gideyim, business'larımı yazayım. Firebase'i projeye ekleyince artık sen şunu yapmış oluyorsun. Şimdi senin 3 tane platformun var. Şuraya yazalım. 3 platform var. Bu 3 platformun tamam mı? Bu 3 platformunda iOS'u, Web'i, Android'i. Şimdi bunların 3 tane platformun var. Bu 3 platformunda da çalışacak bir backend'in olacak. Firebase sen burada bir tane Firebase ekliyorsun Flutter sayesinde. Firebase ve da sana şu imkanı sunuyor. Diyor ki ben diyor sana bu üçü için tek single code base yaparım. Yani tek kod yaparım. Diyorsun ki bir kod yazıyorsun. Üçünde de çalışıyor. Yani aslında sen şuradaki yazacağım bu kodu Flutter tarafında yazdığında üç client'ta da çalışan aynı kodu elde ediyorsun. Bu useful. Bizim için güzel bir şey. Tamam mı? Yani aslında senin backend'in hani şu logic'in bulutta olması gereken yani birisi tarafına yönetilmesi gereken logic artık orada olmuyor Firebase kullandığında. Nerede oluyor? Telefonun içinde oluyor. Şimdi burada bir lojik var. Tamam. Yani sen aslında hızlı bir projede dediğim gibi data çekmektir, budur, şudur, işte şunları getir, şunu yap. Basit işlemleri yani bu tarz lojiklerin hepsini ne yapıyorsun aslında? Burada yazıyorsun bir çere. Bunları da gidiyorsun database'inde yani telefonların içerisine, client'lara koyuyorsun. Client'ında senin backend'in çalışıyor aslında. Normalde şu an bütün uygulamalar nasıl çalışıyor? Herhangi bir uygulama düşündüğünüzde hepsi uzaktaki bir sunucuya bir yere bağlanır. Buradan da geriye cevap alır. Bu gider bu gelir. Buna göre de çalışır. Ama burada ise tam tersi bir durum var. Yine uzağa gidiyor ama uzak şey aslında telefonun içinde de kurulu. Yine yukarı çıkıyor. Buraya dataları gelip buradan alıyor. zaten yani cloud'da da. Data, database'in cloud'da. Database ne? Datalarımızın saklandığı yer yani. Bu cloud'da ama ana kararı veren şey makinede. Öyle olduğu için problem ne? Diyelim ki şimdi onları konuşacağız gerçi. Şimdi oraya geleceğim. Ama bunun avantajını konuşalım. Bunun avantajı işte bu sana hızlı kod yazma imkanı, tek kod yazma imkanı veriyor. Normalde şimdi arkadaşlar diyelim ki biz Flutter kullanmadık. Ve dedik ki bu projeyi arkadaşlar elimizde arkadaşlarımız var. Native yazacağız. Native, native, native. İşte bu çok ciddi bir sıkıntı oluyor. Çünkü 3 tane native platformda 3 arka farklı arkadaş çalışıyor. 3 tane farklı kod base'ine Firebase kodları ekleniyor. Hemen hemen üçünde de aynı kullanım olsa da üçünde de yaklaşımı farklı olabiliyor. Bu kapsamda da ortaya çıkan inanılmaz aslında güç e, hızdan ziyade zarar verici bir durum oluşuyor. Özellikle native olarak bir işe girecekseniz, biz Flutter değil de native seçeceğiz diyecekseniz Firebase burada doğru bir tercih değil. Çünkü sizi Firebase e, belki birinci dakikada mutlu eder ama ilerleyen zaman çok yoracaktır. Ve ben eminim ki 3 platformdaki yazılan Firebase kodları dahi e, sıkıntılı olabilecektir. Nedir size sıkıntısı? İşte birinde bir şey listeleme eksik yazacak, birinde bir şey yapacak. Emin de olamayacaksın mesela. Yani sadece UI dışında değil, buradaki sorunlar var ve buna nüfuz da edemiyorsun. Şimdi bunu konuşacağız. Neyse sorudur? dur. şimdi gireceğim eksik kısmına. Şimdi durum bu. Ama Flutter'ın Flutter yaptığı avantaj ne oluyor burada? Native'den ziyade. Üçüne de tek kod yolladığı için aslında sen üçünde de aynı kodu çalıştırmış oluyorsun. Bu sayede aslında biraz daha güçlü ve güvenilir oluyor. Şimdi bu net bir konu zaten ve içinin içini rahatlatıyor. Bunu da yaptık diyelim. Flutter'ı seçme sebebi bir tanesi de tab en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Firebase'de Flutter'ın bu şekilde güvenli ve güçlü çalışıyor olması. <laughs> Burayı yaptık arkadaşlar tamam burada problemimiz kalmadı. Şimdi bizim buradaki tertiplermiz ne oldu? E, Native'den seçtik datayı, Flutter'ı yaptık, burada projeyi bağladık. E, Firebase zaten bedava dedik, database'i çektik, authentication yaptık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Hepsi e, dan 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 çalışıyor. buna problem kalmadı. Bizim şimdi burada yapacağımız diğer analogik ne olacak? Ana işlemin ne olması lazım? Ben bağlayabilirim, her şeyi biliyorum ama ben abi ben, bu Firebase'de ben hiç eksim yok mu? Bu noktayı kendine soruyor olman lazım. İşte bu nokta burası, eksisi, eksilerinde bil, eksilerinde bil. Buna da çözümler var, çözümleri de söyleyeceğim. Bil ki projeni yazarken sadece Firebase kullandım, şu oldu deyip değil. Bakın, sadece şu an bile 40 dakikadır konuşuyorum, yani iki ton olayı değil yani olay. Bunu lütfen, özellikle bu algıdan birçok insanın kurtulması gerekiyor. Bu algıda olan insanlar hayatı boyunca zaten e, ya birileri tarafından basit uygulaylarla kandırılacak ya da başka başka şeyler olacaktır. Teknik olarak bir şey yapmaya çalışan herhangi bir insan varsa çevrenizde ki yapamayabilir de bu arada. Teknik mesela şuradaki bir yaklaşım ben de ben yapamayabilirim önemli değil. Konuşuyorsan destek olacaksın. Bu adamlar destek teknik 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 teknikle birlikte büyür. Teknik ama konuşmaktan çekersen sana öyle ekranlar gelir ki kafan aklın şaşar. Çok Özellikle kod bilmeyen insanları kandırması o kadar kolay ki. Ben Allah'tan öyle bir insan değilim. Hiçbir hayatımda zaten bir insanı kandırma noktasında hani kötüye kandırma noktasında diyeyim. Bazen iyiye kandırdım oluyor da kötüye kandırma yapabildiğim bir şey değil. Ama e, burada kod bilmeyen arkadaşlara ciddi bu video yani bir amaç anlatıyordur herhalde. İki tane ekran yapacağım. Bakın şu ekran normalde yani şey diyeyim. Demik o Figma'da gösterdiğim ekran 10 tane ekran var ama ne yapacağım o kadar iyi biliyorum ki şunu 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 ama öyle değil işte. Arkası bunlarla dolu. Şimdi biz backend kararını verdik. Niye karar verdiğimizi anladık. Firebase'i anladık. Flutter şeyini anladık. Hepsini anladık. Burada arkadaşlar bir nokta çok önemli. Firebase'in bize ne vermediği noktası veya ne bilmemiz gerektiği noktası. Bir e, biz işte demin söylediğim gibi Cloud Function gibi işte günlük çalışsın yazalım bir şeyler yapalım veya e, işte hosting mesela var içerisinde web sitenizi oraya koyabiliyorsunuz. Bunları kullanmak istediğiniz noktada arkadaşlar Firebase size para getirir. Birincisi bu. Dolarla yazar. Bu arada bu yazma ücretleri çok yüksek değil. Hosting belki biraz pahalı olabilir ama genel olarak e, bütün hizmetleri uygun. ve işte database'i falan. Authentication'ı biraz pahalı ben onu söyleyeyim size. Authentication'ın yani e, Google Provider, SMS, Apple falan ucuz. İçerisinde SMS Provider da var. SMS Provider pahalı. 0.01 dolar gibi maliyeti var. Ee, kullanırsan çok hızlı entegre edebiliyorsun. Bütün dünyada kullanacak bir tane SMS provider'ın oluyor. Avantajı bu. Ama Türkiye'de SMS provider yani aslında two factor yapmak istersen şirketin olması, bu şirketini belirtmen, bu şirketin kapsamında bilmem ne, belgelerini yapıp sonrasında alabiliyorsun. No, öyle alırsan çok ucuz ama Türkiye'de SMS şirketleri var. 200, 100, 200 liraya 50 bin SMS alıyorsun mesela. Hiç problem değil. Şimdi bu durum bu tarafı bu şekilde. Hemen geliyorum. Şuradan arada arkadaşlar. Ben her zaman, her içerikte bu arada sağda bir tane Hogwarts veya Lord of the Rings soundtrack açarım. Üstte de bir tane varsa Twitch yayını açıyorum. Bu sayede e, yani sadece içeriye odaklı bir odada 5 metrekarede yapmıyorum ki psikolojim tam <laughs> olarak bozulmuş. Çünkü bu kadar içerik çektikten sonra artık canım sıkılıyor olması içerikten değil anlatmaktan değil de yalnızlıktan insan şey yapabiliyor. Ama ben bu yalnızlığı paylaştıktan sonra atıyorum. Ya çekerken biraz zor oluyor. Ee, bir şimdi parasal da bir cost amacımız yani bu içerik özelinde bu içerik özelinde amacım var. Bu içeriği daha çok daha fazla elinden geleni yapacağım. Ama genel olarak böyle bir şeyimiz olmadığı için iyi kol peşinde olduğumuz için de TRD'de de ona çok değer de olmadığı için sıkıntı yok. Fikire biz üretelim. Gerisi biz bir şey birisi için değil. Kendimiz için, dünya için yapacağız. Tamam şimdi bu noktaları geçelim. Cloud Hosting para. Yani parasal noktaya dikkat edeceksin. Bu, bu arada hepsinde var. Yani kimse bunu bedava zaten vermiyor. Firebase önünde bir durum değil. Bunun altını çizeyim. Sadece Firebase'i kullanıp bedava diye bir algın varsa dikkat etmelisin. İki. önemli noktadan bir tanesi. Şimdi sen geldin. Hatta ekrandan size göstereyim. Firebase'i bağladın projene. Buradaki datalarını çekiyorsun. Mesela böyle bir ekran yaptın. Datalarını çektin. Buraya gösterdin. Ve sana müşteri dedi ki kardeşim biz buraya bir search eklemek istiyoruz. Aradığımızda mesela şu politics ya da içerisindeki title'a göre bir arama yapacağız. Yani full text search. <laughs> Pardon. Full text search. Firebase bunu desteklemiyor. Yani ne demek bu? Firebase gibi bir backend ve data yani cloud servis kullanıyorsan bir database'in içerisinde yani şuradaki database'in içerisinde gidip de şuradan göstereyim size. Firestore'dan. Mesela buradan gelip de kardeşim ben burada colors'ın içerisinde R'ye bastığında red'i getir diye bir kod yazamıyorum. Bunun altını çizeyim. Tabii ki şöyle bir şey yapmayı tavsiye etmiyorum ama dersen ki abi ben projeye girdiğinde bütün karılları çekerim. Lokalde ararım. Bu bir çözüm müdür? Evet çözümdür. Ama bütün projedeki kodları her client için çekmek ciddi bir read ve write maliyeti yaratır sana. Buna bir dikkat etmek lazım. Doğru datayı çekip doğru datayı çekemeyeceğin zaman da Bir de full text search kompleks olabilir bu arada sadece kazası değil. Şimdi ve çekince bir data da olacak. Şimdi full text search'ı native yani yerel olarak desteklemiyor. Ama Algolia tarzı veya mail search mail search hatta biz de ben de bunu kullandım projede bir tanesini entegre ettik mail bu free bir çözüm bunu sadece bir tane sonucuda deploy etmeniz gerekiyor da 5 yazısı da var bu arada bakarsanız GitHub falan da ünlü bir paket zaten 5-6 dolara bunu yapabiliyorsunuz bunu yapıp <laughs> bu arada sadece proje için genel olarak da kullanılan iyi bir çözüm yani çok hızlı bir searchleme yaptırıyor datalarınızda database ile bunu bağlarsanız sizin database'inizle bunu da Cloud Function aracılığıyla yapıyorsunuz bu arada. Bu sorunu da çözmüş oluyorsunuz. Şimdi ikinci nokta da buydu. Üçüncü nokta e, Firebase üzerinde şurayı söyledik. Heh, çok önemli bir nokta. Yine gözden kaçırılan noktadan bir tanesi. Şimdi ben de dedim ki size kodu client'a yazıyorsunuz. Nereye yazıyorsun kodu client'a? Yani şurada bir tane bir, sen dedin ki ben bir logic yazdım. User veli ise giriş yap mesela dedin. Tamam mı? Ve bu kodu yazdın, deploy ettin, App Store'a yolladın. Tamam kardeşim, projeden çıktı canlıya ve yarın sana müşteri dedi ki, abi Veli'nin girmemesi lazım, Veli'yi acil kapat. Hop diyorsun. Yani bu tamamen bir örnek. O kod gitti. O kod şu an client'ta. Firebase'in sana yaratacağı en büyük sıkıntı bu. Sen kodu client attığın için bu web sitesinde, belki web sitesinde güncellersin ama mobil uygulamada Cliente gitti an o paketin de o kod gitti. O telefonda var. Yani sana adamlar artık güvenlik açığı verdin. Bunu çözmek için de Firebase'in içerisinde rullar var. Rullar da bu da çok girmeyeceğim yine bu V2'nin konularında da konuşuruz. Yani çok da hakim olduğum bir yerde değil açıkçası. Çok da hani yok bunu rulun içinde çok fazla özellik yapabiliyorsun aslında. Rulun içerisindeki logic'lerle bir şeyler engelleyebiliyorsun ama bir tane e, yanlış karar için bin tane hata yapıyorsun. <laughs> ama bu normalde sana bahsettiğim gibi burada bir cloud'da bir backend olsaydı API katmanına gidip bunu zaten backendçi arkadaş düzenleyecekti. Zaten data buradan gelip buradan karar, kararı veren bulutta olduğu için sorun yok. Ama burada kararı Firebase kullanırsan kararı veren client. Bunu unutma. Karar client'te veriliyor. Ondan dolayı client'i güncelleyemezsin doğrudan. Buna dikkat edeceksin. Bunun en basit ve en çözümü de force update'tir. Force update iyi bir çözüm değildir ama sonuç olarak çözümdür. Ha, Diğer çözümler başka başka araya katmanlar girilebilir. Şunu yap bunu yap şunu yap ama en başta bir force update ekleyip eğer böyle bir sorun çıkarsa versiyonu güvenlik açığı ya benim telefonum 1.0.0'dan sonrasında varsa altında force dialog çıkar. Bunu git store'a git güncellettir diyebilirsin. Mesela. O diyebilirsin. Client'e bekendir yazdığın için Client'e kod erişme şansın yok artık. Bu kod orada öldü. <laughs> Firebase e üzerinde arkadaşlar söyleyeceğim ana noktalar bunlar. Aklıma gelen başka bir şey var mı Firebase üzerinde? Yok. Firebase'in diğer noktaları hızlı ve kullanışlı zaten. Onda problem yok. Ya arada paket ha. Belki geçen mesela ne oldu? Mesela Firebase'i biz Flutter'da kullanıyorduk. Firebase Flutter hatta şu sesini duydum. duydum.com'u kullandığımızda bunu Flutter'la yazdım mesela. Bunu yazdığımızda arkadaşlar bu da bir e, database'i daha proje ilk açıldığı anda yani proje ayağa kalkıyor Flutter Web'de. Firebase hata veriyordu. Mesela burada öyle bir sorun yaşadık. Sonra gittik Firebase'in işçilerine baktık. Gerçekten bir problem var o versiyonda. Hemen işi açtık ya da açılmış issue'ya biraz takip ettik falan. Ne oldu o işi çözüldü mesela. Yani illa da e, şey noktasında odaklanmayın. Firebase'in bazen paketlerini kullandığınızda e, client'larda bazı kod hataları verir. Özellikle yeni versiyonları çıkıp siz eskide kaldığınızda problemler yaratabilir. Buna da dikkatli olun. Elinizden geldiği kadarıyla Firebase kullanırsanız güncel kalmanız gerekiyor. Okey. Bunu da konuştuk. Firebase datayı. Şimdi e, neden Flutter noktasını aslında üç aşağı beş yukarı herkes anladığını düşünüyorum. Buradaki ana nokta biz 3 platforma da tek kod yazmak istiyoruz ve e, Flutter web de artık son e, releaselerle birlikte oldukça kullanılabilir. İşte bizim bu sesini duydum .com'da da bakabilirsiniz. Da açık kalmayabilir siz derken bilmiyorum arkadaşlar kapatabilir de Garip bir arkadaş grubu. E, Bir kaç arkadaş değil mi daha doğrusu e, bu siteyi daha orada bakabilir bakamasan da GitHub'da zaten şey var hani e, reposu var sesini duydum diye oradan o projeyi indirip arkadaşlar kendinize lokal e, lokalinizde run alabilirsiniz zaten ben anlattım o kısımlarda neyse buradaki amaç Firebase Flutter seçme amacımız bu kiti bu imkanları ve Flutter Firebase Google bu üçleminin çok birlikte çok iyi çalışıyor olması avantaj dediğimiz noktalar bunlar. Şimdi kod yazmadan gitmeyelim tabii ki birlikte bir flutter projemizi açalım ardından da ee, bir ilerlememizi bir basitçe sadece neden flutter seçtiğimizi de burada anlamış olalım. Burada bu arada elimden geldiği kadarıyla ee, basit anlatacağım kod kısmını hızlı ve entegrasyonları basit belki bazı arkitekçeleri kullanmayacağım çok hızlı bir şeyler yapacağım amacım dedim ki, hızlı bir şekilde bu kodları yazmak ve hızlı yazmayı anlatmak biraz da ve kaliteli hızlı ya yani. iyi hızlı yani her zaman iyi arkadaşlar ben bazen şöyle bir şey oluyor ya abi diyorum şu işi hızlı yapalım adam böyle bir kod yazıyor ki 50 tane if var ya kardeşim hız dedik de yani, sende bir kaliten var yani kaliteli hızlı yani bir insanın kalitesiyle hızlı o ya bu projede bu vardı diye olmaz yani. Bir kodun her zaman karşılığı olmaz. Ya yani UI hataları, type'a, ben onları çok yapan bir insan olduğu için onlara çok odaklanmıyorum. Hem aynı anda her şeyi düşünüp hem de bir de bunu düşünebilme noktasında hatalar yapabiliyorum. Ama benim odaklandığım şey kod kısmındaki kalitenin artıp gelişip başkasının da kod yazabiliyor olması. Arkadaşlar iyi kod başkasının da yazabildiği koddur bunu unutmayın. Kişinin yazdığı kod da iyi kod olmaz sadece. Senin kodunu başkası sana sormadan kod yazabiliyorsa o iyi koddur abi. Yani bu çok net bir konu yani. Bu hani bu Paternikon, bu bunu yapmış. Okey, good. Ama senin kodun arkasına bir iftah atıp gidiyorsa zaten önüne gelen bir iftah vurur vurur geçer. Al, al lan bir if benden. Al lan bir tane de benden. Bir bakayım bu ne yazmış buraya. Al lan bir tane daha if. Sonra <laughs> üfler cenneti olur orası hani. Ondan dolayı e, siz ama öyle yapmayın mesela. Öyle kod gördüğünde bile en azından sen bir tane daha fonksiyon aç git aşağıda yatıp. hani <laughs> <laughs> kötü neyse. En yani azından ama aşağıda en azından kendi business'ını ayır. İlla kötünün içinde kötü olma gerek yok. Tamam şimdi arkadaşlar flutter projemizi oluşturalım. Şuraya geldim. Biz şimdi burada arkadaşlar e, şöyle cd desktop diyeyim. CD Project diyeceğim benim projelerim oluyor genelde ama CD development diyeyim. Burada bir klasörüm var mı? Burada bir şeyler var. CD channel diyeyim. Aynen. Channel LS dedim. Clear attım şuraya. Buraya şimdi projemi oluşturacağım. Flutter create dedim arkadaşlar. Burada e, benim projemin adına ne verelim? Bu projenin adına. Burada zaten bir adı var sanki bunun ama. Ne bu sample bir şey sanki. Otel uygulaması mı? Ne uygulaması? Adı yazıyordu burada bir yerde ama unutuyum demiş. Nivep Şöyle diyelim Flutter, Flutter, Firebase. Ee, bu arada Flutter'ın en son belki yani soracaklar arkadaşlar aklından geçememiş olmuştur Flutter takiben arkadaşlar Nivskit vesaire çıkarttı. Onlara da bakılabilir tabii ki de. Benim buradaki amacım e, tabii ki o kodların da avantajı. Var. Ben daha burada primitif ve benim kendi bakışıma göre daha hızlı entegre edebilecek böyle çok bağımlılığı kişiden bağımsız bir proje bir yerden bağımsız kafada yapabileceğin işler yapmak aslında. Burada Flutter Firebase Speed şey Speed demeyeyim de Nifs Flutter Firebase Full Nifs App diyeyim şöyle. Yani i̇smi de maşallah her şey oldu. Aa, onu daha önce şey diyecektim ya. Neyse onu sonradan derim. Yani normalde proje oluşturmadan önce ee, bundle'ını verebiliyorsunuz da. Şu an böyle olsun. Flutter, Firebase, Full App. Tamam bu buraya geldi arkadaşlar. Şimdi bizim bunu seçme amacımızı şöyle ben size kısaca özetlemiş olayım. Neden Flutter'ı burada seçtiğimizin. Ha, hani demin anlattım zaten niye seçtiğimizi de. Ben burada sadece şöyle bir gösterip size sadece Artık yeni bilgisayarda geçtiğimiz için bunları rahat rahat yapabiliyorum. Biz Firebase'i seçtik. Flutter'ı seçtik çünkü arkadaşlar. Aynı anda ben Bakın burada bir tane Google emulator açıyorum, bir tane burada açacağım, bir tane Android şuradan açabileceğimi düşünüyorum. Şuradan bir tane Android emulator açalım. Buradaki ana noktamız aslında arkadaşlar şu de şöyle iyi gelmesi iyi oldu. Şunları kapatayım. Aynı noktamız aslında burada. Flutter'ı seçme amacımız tamam. Yani zaten ilk projenin birinci noktasından dahi anlaşılabileceği üzere. Burada diyelim ki gelelim bunu biz bir tanesi de çalıştıralım. Şuradan zaten aşağıda gözü könerde çalıştı. Projeyi ilk nasıl Projeyi daha aşağıya kodu kod yazmayacağız. Sadece görelim diye. Ondan sonra zaten hani bu, bu içeriye yedirmedim. Çünkü kafa karışabilir. Tekniği bir içerikle başlamış olacağım. Burada şimdi bu gelecek. Hayır, artından da görmüş olacağız. Zaten hani seçme amacımızı yüzde hepiniz görmüş olun diye. Şu an mesela sesini duydum da birebir yaptığım için, web ile birlikte hepsini kullandığım için e, bu bunu da size de entegre etmiş olmayı planlıyorum. Ki siz de bunu rahat rahat aslında yapabiliyor olun. Şimdi geliyor şimdi bakalım neler gelecek. Şuradan bakalım. Şu bir anını alsın şuraya. Heh. Şu an nereye heran aldı? Bu Android'de çalıştı. Şimdi buradan gelip açık olan iPhone 14 Pro'yu seçiyorum. Buradan bir de iPhone 14 pro heran alıyorum arkadaşlar şurada. Hop. Şimdi bu iPhone 14 Pro'da da çalışacak. Zaten bu bunun hani herkesin milli bir özellik ama son zamanda özellikle Chrome tarafında da artık update'ler olduğu için mesela dediğim gibi yani sesini duydum gerçekten bu noktada güzel bir örnek oluyor. Ya normalde ben bu sitenin ilk Flutter webde çalışma çok çok yavaş açıldığını görüyordum. Yani yapacak bir şey de yoktu açıkçası. Ee, ama arkadaşlar sağ olsun o konulara bayağı çalıştılar. Özellikle Windows'tur, Xcode'tur. Flutter ekibini ben bu konuda çakkın yemem ya. Flutter ekibi gerçekten iyi bir ekip yani. Hani bir gün inşallah orada olmak bana da nasip olur. Çok isterim onlarla birlikte kod yazmayı. İyi ko kod yazmayı isterim. Yani hani community tarafında olup olduğumuz yerlerde oldu ama ben kodar adamım. Ben kod yazıp o teknik bile daha çok insanla yaşamayı isterim ama bazı şeyler demek ki bize nasip değil. Önemli değil. Çalışacağız. Şimdi mesela bu da geldi. Bir de kurama açalım. Yani neden yaptığımızın aslında cevabı burada yatıyor olacak. Bakın burada team data aslında burada anlatıyor. Burada temalarında falan filan. İşte ilk defa bir de şey söyleyeyim. Eğer ilk defa Flutter burada benle birlikte bu seriyle birlikte görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalda zaten ve Flutter'ın kendi sitesinde benim o içerikler var. Dart 27 saatlik işte flutter kursum, 8 saatlik dart kursum daha geçen sene sıcak stack yeni çektim. Çok da mantıklı ve içerisinde gerçekten çok iyi bir kurs olan bir içeriğim var zaten. Hani oraya muhakkak baksınlar. Bu seride o flutter, bu tonlar bunlara girmeyeceğim. Yani ben buradaki amacım projeye başlamış. Flutter'ı önceden biraz bilip üstüne koyması üzerine gideceğim. Çünkü flutter nedir deyip çıkarsam benim aynı şeyi takarmış olacağım. Öyle bir adam olamıyorum zaten. Onu yapmaya çalışsam ben de hayır gelmez de. Tamam. Şimdi abi arkadaşlar ana noktamız tamamen aslında bu oluyor. Üçüne aynı anda projede yani amacımız bu ve bunun arka tarafta de gelmiş halini düşünebilirsiniz. Arka tarafında da Firebase gelecek. Bu Firebase geldikten sonrası da siz de burada diyelim bir datanızı bağlayacaksınız. Buradan işte burada Homepage S diyeceksin. Üçünde de bunun değiştiğini göreceksin. Yani neden Flutter seçtiğimizin noktasının veya buradan temanı değiştireceksin. Temanı burada ona göre güncellendiğini göreceksin. Projeni buna göre yazacaksın. Projeni buna ya, buna göre yazdıktan sonrasında e, aslında senin için çok rahatlıkla kullanılıyor veya işlerini yapıyor olabilecek halde olacak. Yani birçok komponenti, birçok şeyi zaten Flutter kit ile birlikte entegre edeceksin. İşte temalarını bağlayacaksın. İşte diyeceksin ki ki dediğim gibi nokta gibi. Ya kardeşim ben bunun stilini beğenmedim. Bu stilini işte gideyim Flutter tarafında şöyle temadan text style'dan. Bunu hocam bunu headline large yapar mısın? Ben baktım sizde öyle bir set var. Bu yapar mısın diyeceksin. Adam ona direkt güncelleyecek. 25 yap demeyeceksin. bu yap diyeceksin mesela. Gibi gibi yöntemlerle aslında bu çözümler ortaya çıkmış olacak. Sonrasında işte bunun bir sonraki serilerde de size bunların teknik kısmında da üçü için neler yapabileceğimizi, responsiflik anlamında olsun, bilmem ne anlamında olsun söyleyeceğiz ve projenin bu kısmını aslında yapmış olacağız. Temelimiz, amacımız bu zaten. Neden seçtiğimizin cevabı da burada yatıyor. Şimdi bunu da söyledik tamam flutter kısmını da şey yaptık şu arkadaşlar şu projeyle de şöyle git init diyeceğim şunu da Xtime edit first version Tamam bunu first version init ettim şimdi arkadaşlar e, e, bunu guys repo create diyeceğim Şu terminalden ben bir tane github reposu olayım şurada Şu push existing diyeceğim burayı yolla diyeceğim bunu yolla diyeceğim VB10 koy bunu. Description'u şu an boş bırak. Bunu şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi de private yapıyorum. Demin ki bu kodlar e, isteyenler arkadaşlar o forma doldurup e, Apple bağış yapan arkadaşlara atacağım. Yani buradaki amacım dediğim gibi bir şey e, kanıtlamak ya da birilerini te, tetiklemek. Tamam yani bir farkındalık oluşturmak. Buradan elimizden gelen bir şekilde yardım kampanyasına insanlara destek olmak. E, umarım güzel bir şey oluştururuz hep birlikte. Ben inanıyorum sizle birlikte güzel işler yapacağız. Şöyle yapayım, yes Puşladım zaten tamam ben kodu da yollamış oldum şimdi burası da arkadaşlar tamamlanmış oldu şimdiden e, umarım kafamda şu seride şuradaki hani v1 versiyonunda özellikle son olarak onu söyleyeyim yani ben size, sign in with google belki olmaz sign in'i in, e, required yapmayız da sayfalar geçebilir. Yani buradaki V1 versiyonda amacımız dediğim gibi login olsun, datalarını görsün login siz de girebilsin, çıkış yapsın, işte e, language'i değiştirsin, analogikler alsın, color he, tamam. Bir de data girebilsin mesela. Burada data girme yok. Bir de onu oluştururuz. Data girer mesela. Yani şuradaki data girme sayabilirsin de şunu yaparız falan. Güzel bir çıktı olur bizler için demiş olayım arkadaşlar. Şimdiden tekrardan deprem bölgesindeki olan insanlarımıza arkadaşlarımıza dostlarımıza her kim varsa hepsine tekrardan çok e, kaybettikleri başları sağ olsun çok geçmiş olsun hep birlikte arkadaşlar biz buradayız diyeceğiz ve onlara e, elimize gelen desteği lütfen e, bitmedi deprem asıl bundan sonrası vereceğiz lütfen bu videoyu izlediyseniz hani ben kolay kolay şey yapmam paylaşın virüsün daha çok insan yürürsün ve e, bu eğer cebinizde ne varsa fark etmez bir insana attığınızı unutmadan bir aileye bir ufak dokunuş yapabileceği kadar atmadan unutmadan yapın bu desteklerinizi insanlar bu projede ya da bu şeylerini görsün kullanmış olsun kodlar dediğim gibi o formdan gelenleri paylaşacağım ha baktım bir sorun oldu koddan gelenler atamadım bir ay sonra da kodları açabilirim problem değil ama kodları açacağım zaten bunu ben bu kodu private yapmıyorum sadece kodları o şekilde açmış olacağım sayın arkadaşlar demiş olayım şimdiden e, teşekkür ediyorum umarım dediğim gibi bir grup bir yere ulaşacağız hedefimiz var gençliğimiz var çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın e, iyi çalışmalar şimdi normalde hep iyi kodlar diliyordum da şu an bu kafalı kafalığımın diyemedim ama ya de iyi kodlarımız olsun iyi olalım ki iyilik devam etsin biri düştüğünde bizim kalkabiliyor olmamız lazım ki o düşene destek olalım e, diye söylemiş olayım. E, şimdiden arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.